Teşekkür ederim. Benim sorum Gazze'de tam koşulsuz ateşkes talebiyle ilgili olacak. Bugünkü Gazze temas grubu kapsamında Sayın Yakın olan görüşmemizde konu nasıl gündeme geldi? Bir de bugün AVM'nin BM Güvenlik Konseyi'nde ateşkes çağrısı içeren bir karar tasarısını veto ettiği haberleri düştü. Çok kısa süre önce sizin görüşmenizden önce. Bu konuda neler söylersiniz? Çok teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi teşkilatından oluşan ve onlar adına hareket eden yedili izleme grubu bugün Washington'da temaslarda bulundu. Think tanklarla, basın kuruluşlarıyla, siyasetçilerle bir araya geldi ve akşama doğru da Dışişleri Bakanı Blinken'la bir araya geldik. Burada grup üyelerimiz açıkçası Gazze'de yaşanan dramı bütün çıplaklığıyla ve etkilerini dile getirdiler. Esas itibariyle dünya kamuoyunun bu konudaki isyanının neredeyse sözcüsü ve tercümanı olmuş durumda grubumuz. Bunun uluslararası ve bölgesel güvenliği olan etkilerini, insani dramın hemen son bulması gerektiğini, İsrail'in masumları öldürmesinin son bulması gerektiği konusunun altını defaatle grup üyeleri büyük bir açıklıkla çizdiler. Artık bu konuda Amerika'nın yalnız kaldığını, özellikle bugün Birleşmiş Milletler'de yapılan oylamada bir kez daha gördüğümüzü arkadaşlarımız dile getirdiler. Bugün biliyorsunuz 193 üye ülkenin Birleşmiş Milletler'de 97'sinin sponsorluğunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne insani yardımla ilgili bir karar tasarısı sunuldu. Bu sadece Amerika'nın vetosuyla reddedildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde geçici üyeler dahil 15 üyenin 13'ü bu konuda evet oyu kullandılar. Biri Birleşik Krallık çekimser kaldı ama Amerika tek başına bunu veto etti. Tabii buradan şunu görüyoruz, biz bugünkü görüşmelerimizde de dile getirdik. Amerikan siyasi sistemi de İsrail ile ilgili konularda artık çaresiz durumda. Dolayısıyla İsrail bu konuda fütursuzca hareket etmekte ve zulmüne devam etmekte. Biz yedili grup olarak, temas grubu olarak bu konudaki çalışmalarımızı kesintisiz bir şekilde devam ettireceğiz. Dünya kamuoyunun bu konudaki duygularının sözcüsü olmaya devam edeceğiz. Efendim, yarın temas grubu Kanada'da görüşmeler yapacak. Bundan sonraki adım nedir? Temas grubunun başka ziyaretleri de olacak mı? Nerelere olacak? Bu konuda bilgi verirseniz seviniriz. Buradan yarın bu gece itibariyle daha doğrusu Kanada'ya gidiyoruz temas grubu olarak. Kanada'da Dışişleri Bakanı ve Başbakan'la bir araya geleceğiz. Biliyorsunuz Kanada özellikle Amerika ile ilişkileri, Batı dünyası ile ilişkileri ve NATO'daki yeriyle belli bir konuma haiz bir ülke. Temas grubu olarak Gazze ile ilgili pozisyonumuzu ve çözüm önerilerimizi Kanada'da gündeme getireceğiz. Kanada'dan sonra önümüzdeki hafta Nordik ülkeleriyle bir araya gelmesi planlanıyor Norveç'te. Yine programda Cenevre'de Birleşmiş Milletler mülteciler toplantısında yine temas grubumuzun temasları olacak. Efendim, bugünkü görüşmelerinizde Blinken'la bir de ikili görüşme gerçekleştirdiniz. Amerika tarafının talebi doğrultusunda. Bu görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi vermenizi rica edeceğim. Yani Gazze'de yaşananlar, İsrail'in saldırıları muhakkak ki yine ana gündem maddesiydi ama bir de Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri, Ukrayna Savaşı, Suriye gibi başlıklarında masada olduğunu tahmin ediyoruz. Bu açıdan bizlere neler söylemek istersiniz? Biliyorsunuz arkadaşlar Gazze'deki durumla ilgili bizim pozisyonumuzu yani Amerikalı muhataplarımıza çok net bir şekilde gündeme getiriyoruz. Buradaki durumun ciddiyetini artık tahammülün kalmadığını
bu konuda atılması gereken adımların neler olduğu konusundaki tutumumuzu son derece net bir şekilde altını çizerek kendilerine ifade ediyoruz. Bunun dışında ikili görüşmede gündeme gelen konular arasında özellikle Amerikan tarafının takip ettiği İsveç'in NATO üyeliği meselesi var. Bu konuyu konuştuk. Burada tabii bizim pozisyonumuz belli. Yani NATO'da yapılan müzakereler neticesinde üçlü zirvede Vilnius'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın İsveç Başbakanı ve NATO Genel Sekreteri ile vardı mutabakat neticesinde bir takım alınan kararlar var. Bunun takibi olarak bizim çalıştığımız konular var. Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yetki belgesi bu konudaki karar tasarısı meclise gönderilmiş durumda. Bundan sonrası yüzde meclisin takdirindedir ve biz bunu muhataplarımıza ilettik. Bunun dışında özellikle Azerbaycan-Ermenistan arasındaki normalleşme ve barış görüşmeleri gündeme geldi. Burada biz Türkiye olarak iki ülke arasındaki barış anlaşmasını desteklediğimizi ve bunun gerçekleşmesi için elimizden gelen bütün çabaları gösterdiğimizi söyledik. Onlar da bu konuda aynı fikirdeler. Bölgede normalleşmenin olması bölgenin lehine olacaktır diye düşünüyoruz. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun.